arkadaşlar, bir kez daha birlikteyiz. Halit, ÖTV'yi konuşalım istiyorum. Zaten konuşalım. Pardon, ben istemiyorum. Herkes istiyor. Herkes istiyor. Şu ÖTV konusunu bir konuşsanız, ÖTV'den bir bahsetseniz diye. ÖTV işini bir konuşalım istiyorum. Birinci soru şu. Benim bu süre içerisinde canlı yayınlarda vesaire hep vardı ya işte ÖTV düşer mi sorusunun karşılığında sadece bir kişi ÖTV düşmez artar dedi. Onu da kaydını bulacağım. Sen söyledin. Ama onu daha açık söyleyeyim. Matrahlar yükseltilir ama ÖTV de yükselebilir dedim. Evet. Bu cümlen var yani. Bizim kayıtlarımızda da var bu. Onun yayın kaydını da bulup yayınlıyor olacağım. Şimdi soru şu. ÖTV neden arttı? İkinci soruda şunun yanıtını arayacağız. Ne olacak? Şimdi bak şöyle bakalım önce. ÖTV geliri önemli bir gelir devlet için. Otomobillerden alınan ÖTV gelirinden bahsediyoruz. Ve pandemi döneminde aslında Avrupa'nın tersine bizde otomobil satışları yükseldi. Tamam, bunun baz etkisi var. 2019'da satışlar gevşemeye başlamıştı vesaire filan ama beklenmeyen bir şekilde satışlar yükseldi bizde. Bazı firmalar Avrupa'da bayilerdeki otomobilleri toplayıp getirdiler satmak için. Çılgınlığa döndü canım. Yükselmiyor. Bildiğin otomobil çılgınlığı. İkinci ya bırak sıfırı. Bu senaryo neredeyse tamamında biz ikinci el fiyatları ne olacak? Hani orası tabii bile de, delirdi. Ya zaten bak şöyle bir gerçek var. Otomobil talebini erteleyenler hücuma kalkmıştı zaten 2019'un son birkaç ayında. İkinci el zaten o zaman patlamıştı. Çok yüksek adetlere çıkmıştı. İkinci eldeki araç dönüşümleri, yani el değiştirmeleri diyelim. Çünkü aynı araç birkaç el değiştirip satılıyor bazen. Herkes ondan para kazanıyor üstelik. Yani fiyatları da yükselttiler. Sıfırların fiyatlarına tabii ki belli oranda yaklaşması gerekiyor ikinci el fiyatlarının. Bu iş böyle yürür. Bu yeni yıla sarktı. İşte hem sıfır yükseldi hem ikinci el yükseldi vesaire satış adetleri anlamında. Ve devlet de çok iyi ÖTV gelir elde etmeye başladı. Böyle bir gidişat varken ÖTV'yi yükseltip pazarın daralma riskine niye girersin? Soru bu. Benim fikrim bu. Yani katılır katılmaz arkadaşlar, izleyenler. Sonuç itibariyle yurt dışına döviz gitmesini istemiyorlar şu anda. Şöyle basit hesaplar yapabiliriz. Bir otomobilin euro fiyatı nedir? Yani bir distribütör Avrupa'dan bir otomobil getirirken kaç euro ödüyor otomobile? 15 bin euro mu mesela? O firma buradan Türk lirasını götürüp işte Merkez Bankası'ndan vesaireden şuradan buradan o dövizi satın alıp onu yurt dışına yolluyor değil mi? Yani sistem böyle yürüyor. O zaman abi bir hesap yapmak lazım. Türkiye'de yılda kaç tane ithal otomobil satılıyor? Bunların ortalama Türkiye'ye girişi kaç bin euro? Çarpı o adet. Hani kaç milyar euroyu biz dışarıya yolluyoruz? Artı yedek parça. Bak oraya hiç girmedim bile. Sadece sıfır kilometre otomobilden bahsediyorum. Peki. Baba yani şimdi çok ciddi milyar euroları Türkiye'den satın alıp euroları oraya yolluyorsan ve senin şu anda euro dolar sıkıntın, hani sıkıntıdan kastım azalmışsa içeride Merkez Bankası'nda rezervlerin bir miktar azalmışsa, pandemi yüzünden ticarette zorluklar varsa, yazın normalde 30-35 milyar dolar turizm gelirimiz varken ondan hani onu alamamışsak, dolayısıyla yurt dışına döviz gitmesini engellemek zorundasın. Yani bu da ithalatı kısmak zorundasın anlamına gelir. Kısabildiğin noktalarda. Ben açıkça söyleyeyim, ben şu anda elektronik cihazlar için de böyle bir ÖTV artışı bekliyorum. Yani cep telefonu gelir, ben sana söyleyeyim. Ama mantık bunu gerektiriyor. Kullanmak zorunda, tüketmek zorunda olduğun şeylerin ÖTV'si şeye geldi yok zaten. İşte, pandemi döneminde çok kullanıldığı için oyun konsollarına geldi ya. Madem bu satıyor hani buna. Tabii yani almak isteyen gene alıyor zaten. Ama adetleri düşüyor. Dolayısıyla dışarıya vereceğin euro ya da dolar azalıyor. Ama bu arada devletin geliri de düşme ihtimali var ama düşmeyecek gibi görünüyor. Yani bir miktar düşebilir ama şunu söyleyeyim, ilk 7 aylık satışlar sonundaydı yanlış hatırlamıyorsam. ÖTV geliri otomobilden elde etmeyi düşündüğü ÖTV gelirinin %70'ini aldı devlet zaten. Pazarın hızlı yükselmesi sayesinde. Dolayısıyla son 5 aylık veya 4 aylık dönemde kalan %30'unu da öyle böyle toplar. Yani bütçelediği rakama ulaşır. Ve bunu yaparken de dışarıya fazla döviz çıkmasını engellemiş olur. Hikaye bence bundan ibarettir. Ha, bu hikaye böyle olabilir ama yani şahsi fikrimi söyleyeyim.
ki katılan katılmayan çok kişi olacaktır mutlaka, yorum da gelecektir buna. Doğru mantık bu değil. Ya bu hep tartışılabilir. Hep tartışılabilir. Ya buradaki şey şudur. Evet biz dışarıya bir şey satın alıp döviz ödeyeceğiz. Fakat biz dışarıya bir şey de satıyor olmamız lazım. Bence sıkıntı burada başladı. Burada başlıyor. Bak öyle baktığın zaman otomotiv cari fazla veren bir fazla sektör. Fazla veren bir sektör. Ama bunun şu anda önemi yok. Dışarıya döviz çıkmasın. Derdimiz bu. Yani. Çünkü büyük satın alma yapıyor otomotiv şirketleri. Euro alırken. Hani Ayşe teyze, Fatma teyze veya Ahmet amca gibi ver 100 dolar atayım dursun kenarda gibi değil. Hani yıl içerisinde toplamında milyar eurolardan bahsediyoruz. Tamam, bunlar çok büyük rakamlar. Dolayısıyla dengeleri bozabilecek rakamlar. Yani biliyorsun bir şeye talep fazlaysa fiyatı artabiliyor. Yani bu iş böyle gidiyor. Euro'ya ne kadar talep olursa veya dolara ne kadar talep olursa, ne kadar çok satın alma olursa, orada da kaynak kısıtlı olduğu için sıkıntı başlıyor. Ya işte bu şey aslında ekonominin normal dengesine müdahale etmek aslında. Normal dünyada her ülke yapıyor bunu abi gerektiğinde. Yani bunun kaçışı yok bir noktadan sonra. Yani 40 katır mı 40 satır mı diye düşüneceksin. Birini tercih edeceksin gibi bir durum var ortada. Yani şey kötü tabii. Hani bununla ilgili herhangi bir sinyal verilmemiş olması önceden. Otomobil firmaları yılın son çeyreğinde de satışlar çok yüksek gidecek diye doğal olarak büyük siparişler vermiş olabilirler. Bunları iptal eden olacak, iptal edemeyen olacak. Şeyleri yaşadık ya biz bunu. 2017 miydi? Tabii. Evet. 140 2000... bin, 150 bin şeyle yakalandı otomobil firmaları. 2017 Kasım'ında. Kasım'ın 16'sı, 17'sinde tabii, 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 tabii. Bir ÖTV stokta yakalandılar. Artışı. Yani stok maliyetleri de çok yüksek. Benim kendi işim açısından da feci bir dönemdi o. Çok işte baba çok yani, feci bir dönemdi. Yani. Yapacak bir şey yok. Maalesef yapacak bir şey yok. Yani tabii bu matrah artışı sırasında bazı otomobillerde de hani 15 bin liraya kadar fiyatlar geri geldi. Bu hoş bir durum. En azından hani başlangıç otomobilleri Türkiye'de üretilen bazı Egea gibi modellerde avantajlar çıktı şimdi. Burada euro sabit kalırsa, ne kadar uzun süre sabit kalırsa o ucuzluk o kadar uzun süre devam edecek. Ha euroda bir yukarıya doğru hareket söz konusu olursa o avantaj da ortadan kalkacak. Senin söylediğin aslında şey değil. Yorum ya da eleştiri değil. Yok. Sen sadece durum tespiti. Neden arttı? Bu sebepten arttı. Durum tespiti bu. Durum seninki yaptım. Durum tespiti. Şey değil hani bir yorum yok işin içerisinde. Yok canım yok. Bence bu iyi oldu kötü oldu değil. Hani bunun sebebi bu. Zaten ben şu anda bir muhabirim. Muhabir yorum yapmaz. Muhabir var olanı söyler. Durum tespiti yapar. Köşe yazarı olsam yorum yapardım. Köşe yazarı değilim. Buradaki pozisyon şu aslında. Devlet diyor ki zaten otomobil satılıyor. Ben buraya kadarki dönemde ben hedeflediğim paranın %70'ini zaten cebe koydum. Bu saatten sonra ne her ne olursa olsun %30'u bir şekilde zaten alırım. Satılmasın. Benim param yurt dışına gitmesin. Gibi. Evet. Çünkü benim dövize ihtiyacım var. Evet. Bu doğrudur, yanlıştır. Farklı açılardan değerlendirmemiz orası değil. Abi biz hani devlet yöneticilerinin yani bakanların hani Cumhurbaşkanı öndeki verilere sahip değiliz, bilmiyoruz yani. O yüzden hani bu konuda yorum yapmak eksik olur. Ne kadar yorum yapar? Yani ekonomist de değilim ben. Ben o konuda yorum yapamam. Ben sadece durumu tespit etmeyi. Bence diyorum bu yüzden yaptılar. Tabii canım başka bir mantık, yok yani. Ha. İki şey olabilir. İkinci ihtimal de şu olabilir. Ya bu zaten çok satıyor. Ben o zaman daha çok para kazanayım. Bu da bir yol. Bu da bir tabii sebep ama benim düşündüğüm sebep o değil açıkçası. Ben çünkü eğer otomobil olursa pazarda ÖTV ne kadar artarsa artsın o şok atlatıldıktan sonra 15-20 gün sonra ya bugün getir 2008 ne kadar varsa gene satacak. Fiyat artmasına rağmen. Fakat dikkatini çekerim. Tüketim kısılmaya çalışılıyor şu anda. İhtiyaç kredilerinde 5 yıl vade vardı. 3 yıla çektiler. 3'e çektiler. Bu şu demek. İhtiyaç kredisiyle de insanlar gidip İşte bilgisayar alıyor, bilmem ne alıyor, onu alıyor, bunu alıyor. İthalatı zayıflatacak şekilde şu anda adımlar atılıyor. Tüketimi kısmak üzerine ama adımlar işte, atılıyor. Dedim ya, çok şeyde bıçak sırtı yerde konuşuyoruz. Bence o değil. İthalatı kısmak değil, üretimi artırmak yönünde konuşuyor ve çabalıyor olmamız lazım. Tamam da sevgili kardeşim, şimdi mesela
Televizyonda bir problemimiz yok bizim. Türkiye'de birkaç marka birden televizyon üretiyor. Hı hı. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, bunlarda mesela hiç problemimiz yok. Ama cep telefonunda problemimiz var. Kaç milyon tane cep telefonu satılıyordur sence ya Türkiye'de çok. Yılda? Çok. Ve bunun yüzde herhalde 99'u ya da 95'i ithal. Tamam işte. Yani. Bir programda hatırlıyor musun? Bir program dedi. Biz bunu 4-5 programda konuştuk. Bu yerli otomobil mevzusu geldiği zaman da konuştuk. Hatırlar mısın bilmiyorum. Benim şöyle bir cümlem vardı. Ya yerli otomobil üretelim tabii ki. Hiç sorun yok. Bununla ilgili çabalar da sarf edelim. Ama biz önce şu yerli scooter üretelim. Yani bir yerden başlayalım. Çünkü şu anda senin caddelerde gördüğün o işte martılar vesaire bunların hepsi ithal. Ve geçen şey vardı. Twitter'da da sosyal medyada senin karşına da çıkmıştır. Bizim çocukluğumuzda yapılan bilyalı scooterlar vardı. Evet, tabii canım, torne. Biz yap falan, torne, evet. Biz yapmışız onu zamanında. Tabii canım elektriği yok bugün sadece. Bugün bunu yapabilecek bir teknoloji bu ülkede yok mu? Var. Hadi onu yapalım. Ya ama bak biliyorsun seri üretim mantığında ne kadar çok üretirsen maliyetin o kadar aşağı iniyor. Türkiye'de böyle bir yatırıma başlayacaksın. Az sayıda üretimle başlayacaksın. Yatırım maliyetleri var, bilmem ne var. Fiyat rekabetine giremeyeceksin. İşte devlet bu. Devlet bunu destekleyecek. Diyecek ki sen bunu yap. Ben yanındayım. İşte o zaman mi? Biz bu ÖTV vesaire yoksa öbür türlü Çin'de daha ucuz. Getir Çin'den. 500 tane, 1000 tane. Artık her sokak arasında var onlar. Var var var. Ve bunların hepsi ithal. Maalesef. Hepsi ithal. Hatta bazı Türk firmalar oralarda yaptırtıp kendi markalarını basıp satıyorlar. Yani böyle şeyler de var. Bu şeyde bile ayakkabı da var, onda var, bunda var. Yani sadece yani günah keçisi hep otomobil. Abi ya otomobilde kaçak yok çünkü. Her şey kayıt altında. Abi ben geçen gün bir şey okudum. Dedim ki ya benim umudum kalmadı. Halit. Veri şu. Biz bu yıl Yunanistan'da 50 milyon dolarlık börek ithal etmişiz. Ya evet ben ona inanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum ya. 50 milyon dolarlık börek ithalatı nedir ya? Bir Allah'ın börek lan. Börek yani bu. Yuh artık yani. Bizim o markette gördüğümüz paketli dondurulmuş böreklerin tamamı Yunanistan'dan geliyormuş. Ya bu akıl alır gibi değil tamam mı? Hani şimdi burada tamam otomotiv, ÖTV yapıştır aman al. Börek be abi yani. Börek tabii. Yani hani börek tabii. Bizim milli yemeğimiz ya. Oralara tabii. Ders çalışmayıp burada en kolayından gidiyor olmaya ben takılıyorum. Otomotiv yapıştır ÖTV'yi almasın. Börek alıyor adam. Dondurma çubuğu almışız be abi. Tabii. 3 milyon dolar ödemişiz Çin'e dondurma çubuğu için. Çubuk ya bildiğim çubuk yani hani. Geçen gün vardı işte Venezuela'dan peynir ithalatına izin verdik. Yani bunlar değil de otomobile geldiği zaman ya bir günah keçisi hep mi otomobil olur ya? Ama rakam büyük diyorsun ama. Tahmin ediyorum en yüksek vergi geliri otomotivden. Hani oransal olarak baktığında. Otomotiv artı alkollü içecekler vesaire tabii, oradan geliyor. Evet, hani. Yani. Temelde baktığında en külliyetli miktar orada. En külliyetli. Yani böreğe koy şeyi, ÖTV'yi. Börek ithalatını ÖTV'ye koy. %500. Ben de alkışlarım yemin ederim. Dedim ki börek mi ithal edilir kardeşim bu ülkede? Yani peynir mi ithal edilir? Yani bu kadar yani peynirin tillahı burada. Ama peynir ithal yani böyle olup da dönüp otomobili vergi konduğu zaman yani şimdi gelecek şeyin altına Turgut abi dikkat et Silivri soğuktur falan yani onlar gelecek ama ne diyeyim şimdi hani. Yok bir yani gerçek bunlar sonuçta. Ben her şeyin ama her şeyin otomobil dahil her şeyin bu ülkede üretilmesinden ve bu ülkede üretilenin alınmasından yanayım. Eyvallah. Ama bu üretimin yapılabiliyor olması lazım. Başlangıçta zarar da edebiliriz. Çok maliyetli de olabilir. Doğru. Ama bir dönem. Çok daha eskiler hatırlayacaktır. Topkapı diye bir yer var. Topkapı'da binlerce, on binlerce ayakkabı vardı. Hepsi Çin'den gelmiş. Bütün ayakkabı firmaları kapandı bu ülkede ya. Tabii canım. Tabii. Sadece o Çin'den gelen ayakkabılar yüzünden. Bugün bu ülkede... İşte serbest ticaret ama. Neyi nerede ucuza buluyorsan ya yaptırıyorsun. Işte dön abi. Bugün bu ülkede kaç yüz tane oyuncakçı vardır? Girelim içine bakalım. %95'i Çin'den geliyor. Tabii. Çin dünyanın başının belası bu açıdan baktığında. Yani, ama elinde taşıdığın iPhone da Çin'de imal ediyor. Evet. İşte onu söylüyorum. Serbest bir ekonomisi gereği malı nerede ucuza buluyorsan orada alıyorsun, orada yaptırıyorsun abi. İşte burada da günah keçisinin hep otomobil olması. Ama bak otomobil pahalı bir meta. Dolayısıyla herkes alamıyor. Alan kişinin de ekonomik gücü var demektir.
O zaman o ekonomik gücün karşılığı da o vergiyi vereceksine geliyor iş. Böreği, o ithal böreği alan da versin o vergiyi. Bence de. Yerli, bizim köşedeki yani. Börekçiden alırsan fiyatı. Gerçi öyle, bizim köşedeki börekçi daha ucuz. Marketteki dünya para. Aslında. Abi vardır onun hesapları kitapları, ben sana söyleyeyim. Var mıdır? Vardır onun hesapları kitapları. Yani o soğuk zinciri kurmak, şu bu filan, hepsi para. Döndük. Peki bundan sonra ne olacak? Ne olacak? Tabii ki otomobil piyasasında daralma yaşayacağız biraz. Yani sene başında aslında çok daha hani 450-500 binler konuşuluyordu ilk başta. Sonra bu 600 binlere geldi. 700'ler konuşuldu. 700'ler konuşulmaya başlandı. 800 diyen çıktı. Hatta şey, böyle pazar güzel giderken ben demiştim diyenler çıktı. Haklıydılar da o ana kadar. Ama şimdi hani pazarın nerede gerçekleşeceğini tam olarak kestirmek pek mümkün değil. Çünkü hani Eylül ayındayız. Toplamda 4 ay var yıl sonuna kadar. 100 bin araba da satılabilir, 200 bin araba da satılabilir. Bilmiyoruz. Sonuçta burada önemli olan şey müşteri, tüketici nasıl tepki verecek bu fiyat artışlarına? Hikaye bundan ibaret. Bir de biliyorsun krediler de yükseldi. Kredi faiz oranları kredi da yükseldi. Kredi faiz de yükseldi. Aynen. Şimdi otomobil satılmasının temel sebeplerinden bir tanesi aslında düşük kredi faizleriydi. Bunu hep söylüyoruz ya, bizde insanlar, tüketiciler satın aldığı paraya değil, aylık ödeyeceği paraya bakar. Faiz de arttı. Faizler arttı. Aslında ilk hareket buydu. Faizler arttı. O tüketimi durdurmaya yönelik bir hamledir. ÖTV'yi de arttırdığın zaman almayın kardeşim ithal otomobil diyorsun. Alma. Yani gelmesin. Hikaye bu. Dolayısıyla hani yıl sonunda kaç bini görürüz gerçekten bilmiyorum şu anda. Bu ayki sonuçlar, hani Eylül ayı sonuçları çıktığında netleşir. Ben birkaç firmayla görüştüm. Bazıları diyor ki herkes takır takır iptal ediyor satışlarını, alışlarını. Bazı firmalar diyor ki vallahi hiçbir şey değişmedi. Hani hala daha showroom'a gelenler var. Hani bu biraz da modele bağlı, markaya bağlı. O yüzden net bir şey söylemek çok zor. Bir de bu yaşanan krizde döviz artışlarına vesairesinde geliri artan tabii onlar da var. Önemli bir kesim de var. Orası da var tabii. Şimdi de bu hani yeni gelecek modellerde var ya, onlar ne kadar pazarı etkileyecek, evet, onu da bilmiyoruz. İnşallah pazar büyümeye devam eder diyeceğim bununla ama. Bununla ilgili ben anlıyorum, çok kısa bir zaman içerisinde bir de canlı yayın yapalım. Konunun diğer muhataplarından da bu olur, konuyla ilgili olur. Veri alabileceğimiz kişilerden de işte Çınar mutlaka olur. Erol'u çağırabiliriz. Olabilir. Erol Şahin'i tabii, çağırabiliriz. Tabii, hani, tabii, biraz da veriler üzerinden konuşalım isterim. Çünkü bu önümüzdeki 4 ay aslında 2021'in de şeyini belirleyecek. Şu anda veri yok elimizde. Evet. Hani tüketici davranışı ne yönde onu tam olarak bilmiyoruz şu anda. Çünkü çok daha yeni ya, daha 5 gün oldu yani. Baktığında. Twitter'a bakarsak hiç araba alınmaz. Tabii tabii yani. Ya, ama benim konuştuğum bazı firmalar hiçbir şey değişmedi diyor. Ben değişmeyeceğinden yanayım. Ya bazı markalarda veya bazı modellerde o iş değişir. Çünkü bazılarında 150 bin lira artışlar var. Tabii bu söylediğim 600 bin, 700 binlik otomobiller ama otomobiller de satılıyor Türkiye'de sonuçta. 600 bin, 700 bin lira büyük diyorsun ama Megane 300 küsür bin olmuş ya. Yani düşünsene. Düşün bizim çapı düşün yani. 600-700 çok büyük. 600-700 eskiden hani evet. Full'ün premium. Şimdi Megane 300 bin olan yerde 600 binlik araba değil. Burada iki şey var. Euro'nun yükselmesi son birkaç aydır. Fiyatları çok yukarıya çekti. Ve düşmüyor. Önceden de buraları düşmüyor, görüp sonra aşağı inmişti, iniyordu. Şimdi inmiyor. Orada umarım kaldı iner. O. Umarım iner. Yani inmesi lazım. Yükselmeye devam ederse o zaman bazı otomobil, yani birçok insan için otomobil almak hayal olur. Abi iner mi? Hayal bak olur. Ona göre söyle, ona göre parayı bozacağım. O da henüz bilmiyorum. Ona çalışmadım henüz. Yani iner diyorsan bak hemen. Hemen şeyde tuş, elim ya, tuşta. Yani sabit, sat. Sabit kalsa bence yeterli. Abi sabit kalsa dedin 8.80 şu an. Yani ne yapabilirim abi ya? Benim yapabileceğim bir şey yok ki. Oradan nereye yatırsak? O zaman altına yatırayım ben bunu. Yani onda var mı bir şey, onu söyle bari. Altın hiç kaybettirmedi değil mi bugüne kadar? Yok. Koçum şeyde ya, kaybettiriyor. Gelini yakasına takınca kaybettiriyor. Ya evet, velhasılı kelam ÖTV artışı beklenmeyen bir durumda. ÖTV indirim bekleyen arkadaşlara hayatta inmez. Hayal kurmayın. Evet, onu en az 10 kez söyledik biz. Çok söyledik. Hatta işte senin söylediğin gibi ben o cümleyi de söyledim. Matrahları arttırırlar ama ÖTV'yi de arttırabilirler dedim. Nitekim öyle oldu. Sebepleri de ve sonuçları da hani söyledik az önce. Ekonomi bunu gerektiriyorsa böyle davranacaklar. Yapacak bir şey yok. Toparlarken küçük bir şeyle bahsedeyim. Sosyal medyada bazı arkadaşlar da görmüştür. Çok güldüm ben ona.
Adam şey yazmış. Düğün davetiyesi bana icra takibi gibi geliyor artık. Kolay değil. Evet. Kolay değil. Ciddi anlamda artık gram da kesmeyecek. Bu arada bir haber okudum. 70 küsur yaşında bir teyze mi? Ne öyle bir şey ya da 80'li yaşlarında. 72 saatte 5 tane düğüne gitmiş ve korona oldu. Nasıl? Usta 72 saatte 5 düğün ya. Ve korona da bu arada. Ha. Vay arkadaş. Neyse. Yani biz mesela bazı arkadaşlar şeyi yazmışlardı bir, daha önce yorum olarak. Maskeler nerede falan diye. Biz sürekli ozon basıyoruz buraya arkadaşlar. Hani aramızda da nereden baksan 1,5 metreden fazla yer var. Hayatta hiç bu kadar uzak olmadık kendimizle. Yani o yüzden kendimizi koruyoruz, merak etmeyin. Hatta içimiz dışımız ozon şu anda kokuyor evet, evet. Da. Her yayın öncesi sonrası burası ozonlanıyor. Ali'cim teşekkür ederim. Bu konuyu biz konuşmaya devam edeceğiz. Sene sonuna kadar bu konu üzerinde. Mutlaka. Özellikle veriler gelmeye başladıktan sonra, yeni araçlar gelmeye başladıktan sonra konuşacağız. O yüzden ağzına sağlık. Teşekkür Eyvallah, ediyorum. Teşekkür yeni ederim. Yayınlarda görüşmek üzere inşallah. İnşallah.